Haida, so stay right. Let's turn your indicator to the right. Yeah. Good. And aiming towards the right curbstone, then left curb over there, and then staying left. Stay left and at the traffic sign start steering right. So now right. Yep, all good. Perfect. Now on the right there'll be orange barrier, that's your braking point. So you're on the brakes and steering in, then watch out for the cars behind you, so stay right. Yeah. Good. Gently on the throttle, start steering right gently. Usually aiming for the 2 km sign, but now stay right for the car behind you and turn your indicator to the right, that shows them that you've seen them. Aiming towards the left side of the track. And then to the right side and stay right, and there are 2 braking points incoming. Brake, let go, steer in. Yeah, and brake again and steer in and aim towards the left curbstone. Is that really GTR that cannot keep up with us? To the left curb, orange barrier, right curb, steering in, and then left curbstone, and then right curbstone, then stay right for the GTR behind us. Yeah, is he gonna go? Is he gonna go? Yeah, and then good. Gently on the throttle, then stay right. Got a lot of cars behind us. 1, 2. One more, no. Good. Accelerate out, aim for the middle of the track. Once you're uphill, start steering to the right barrier and then left corner of the track. So plus the right barrier, left corner of the track. Uphill you go, a bit on the brake. Yeah, enough. And now steer to the right curbstone. And keep the angle, it's a double right-hander. Yeah, all good. And going straight, accelerating out. Focus, the rest behind is approaching, so just watch out for that. One more car, I think Audi or something. Let it pass and then you aim towards the right corner uphill. Straight line, once you're next to the exclamation mark, you go on the brake until the 5 km mark. Not before, you need to. So you're on the brake, and let go, steer in and gently on the throttle. And aiming to the left side, end of left curbstone on the brakes. Brakes, yeah. And go towards the right curbstone, then left curbstone. Yeah, left curb. And then the small white sign over there. And you start steering left gently, aim toward the 6 km sign straight. And steering left again a bit towards the right curbstone. End of right curb, steering left. Never brake at the bottom, always either brake before or after. Towards the right curbstone, at the right curb on the brake. Sign steering in now, yeah, all good. And aiming towards the right curb, some bit on the brakes, and steer in and aim towards the orange graffiti and stay close to it. So stay close to the graffiti, and once you're at the graffiti, you can start steering left. Yeah, steer left. And that's where everyone goes on the grass because they don't stay right. Good, accelerating out, aiming towards the left curbstone and right curbstone. After the right curb, continue going straight towards the left side of the track. So towards the left side, and at the left side you go on the brake. So brake, straight, let go of the brake, steer in, left curbstone, end up on the right side, end of the right curbstone on the brakes, and brake, and steer in. Aiming towards the right curb, and then the Yokohama sign. Ferrari's behind us, stay right. Or the Corvette and the Ferrari. They kind of the same. Good. And aiming towards the right fence. At the fence, you just gently tap on the brake and steer in towards the left curb. And then right curb. Yeah, enough. And left curb, right curb, left fence. A bit on the brakes and aim towards the second right curb. So you miss the first one, aim for the second one, miss the third one, you end up on the left side of the track. So stay left at the new piece of barrier, that's your braking point. So here on the brake. Let go, steer in, right white wall, on the brake again, and the left curb, right curb, first traffic sign. Usually it's 90 sign, but they folded it for some stupid reason. Yeah. After exclamation mark, you start steering right gently, you anticipating on the traffic, and then steer right. No car behind us, then pass, and now steering gently, no car behind us anymore.
left curve, usually end of the white wall, but there's a car, so we just aim towards the left side. At the end of the curb stone, you add the speed, don't need to tap on the brake. So steer in and flat out. And flat. Try goes uphill, so we need all those powers. In front of us, Lada Lynx, where they killed the crash in 1976. But nowadays, it's a fairly simple corner, so just coast gently into it. After that, stay left completely. At Yokohama, you go on the brake and you stay left until the beginning of left curb stone. So stay, go. Perfect. And accelerate out. Usually, if there's no traffic and with a semi or low powered car, you can stay on the left completely. But I saw there's a huge train of cars behind us approaching. So you can just maintain your speed, it's fairly okay, but just anticipate on the traffic. But if you decide to stay on the right side of the track, never look in the mirrors if you stay on the right completely anyway. Because you look in the mirrors and then you just go off the track. I had it a couple of times with people. So once everyone passed, what are you doing? Yeah, more cars, so stay right. Taxi. Boring part of the track anyway, so you're not missing out on anything. Just everyone go. Aiming towards the right barrier at the end of the right curbstone. At this speed, just start steering in, no need to brake, speed is okay, but watch out for the cars behind you. Yeah, and steer in. Probably stay right for the bikes or whatever that was coming. If they are coming, no, they're still kind of far away. The track goes slightly to the left and to the right, so just watch out for that, and then towards the right curbstone. Towards the left curb, but there's a car behind you, so let them pass. 1, 2, 3. And the third one, the Porsche. Yeah, good. And steering in right, right curb. Then you end up on the left side. Let the Clio go, and after that, just dive behind it to the left side. Once the truck goes to the left, you go to the left as well a bit. You aim for the small white sign, straight towards it. 143. Perfect. Be gentle, the ideal speed is between 60 and 80 kilometers an hour here. If you go faster, you will be thrown out in the barrier. Good, accelerate out, aiming towards a small white sign, 145. After that, transitioning towards the right curbstone, and then transitioning to the left curbstone. So right curb, and gently left curb. No need to brake, speed is okay. Aiming to the right side, and the right curbstone, tap on the brake, steer into the left curb. Yeah, enough, and left curbstone. Keep it. Now right curbstone, end up on the left side of the track, stay left at the orange tap on the brake. Yeah, and steer in, right curbstone, and possibly let the car pass behind you, so stay a bit to the right, indicate it to the right, after that aiming to the orange barrier. Yep, a bit of, yeah, the speed is good. Right curb, graffiti, bit on the brakes, and then left curb, after that right curb, then left fence. Over there, and at the fence you go on the brake, and at the curbs and you steer in. And watching out for the biker and stuff. And aiming towards the Yokohama sign on the right. Over there, a bit on the brakes. Yeah, enough. And then left curb stone, which after the car. Yeah, left curb. Before the end of the curb, usually go on the brake and steer in, but now just anticipate on the traffic situation. You can go on a throttle, just go flat now. End of the curbstone on the brakes, yeah, and steering, and on the throttle, watch out for the biker behind you. Yeah. In the bottom, you go on the brake and you stay right until the graffiti. This one, and now steer in and overtake the car, so you can go set on the accelerator. It's pretty simple. Yeah, it's okay. It's safe now. The track will go to the left, so it's all fine. Just watch out a bit here. Now left curbstone, after that left curb again. After the jump you go on the brake, and end of curbstone you steer in. Brake, enough, and steer. It's a double right hander, so keep it. And now left curb, right curb, stay right. End of right curbstone, steer in left. No brake, no lift. Yeah, and then end of left curbstone, steer in right. Bit of braking. Yeah, enough. Yeah, and steer straight. Good. Yellow flag, no overtaking is allowed.
good. Aiming towards the right side, so the black marks on the curbs that you go usually on the brake, and then steering into the carousel at the end of the curb. Yeah. Now on the throttle, stay left. Second graffiti, you go on the brakes, and before end of curbs, then you steer in. Here, brake and steer. Towards the left fence, stay close to the fence, 186, stay close to it, and now gently to the right curb stone. That was a bit too fast. And you will see why. Oh, holy, what the hell is wrong with people today? And now we enter the traffic jam. To get off the track. Well, very well then. Thank you. So this is the exit to the track, and on your second lap you can take the left lane, because the left lane is towards the entrance again. Yeah. But I will need to get out, so unfortunately this time we need to go through the car park. You want to keep recording or save the battery, or up to you. How was it in the back? It was all nice. Yeah. That's fine. And the Apollo GT is faster than I expected. Hmm. Yeah, it's faster than I expected. Yeah, it's a fun little car. So do I just take the right here? Yes. So you just follow this lane. Otherwise you stay completely on the left and go straight to the barriers. That's what I would advise you to do for next time. One lap done. It only took us about 1 hour after the opening of the track. Good, that's very busy. But how'd you like it? It was pretty good. Yeah. Cool. Better than I expected. That's always fun to hear. How was it in the back? I mean, it was amazing. Real well done. And also I thought it drives really well. Yeah, thanks. I'm also positively surprised by your driving. Thank you. I'm gonna jump out here, we'll not keep you busy any longer. Okay. So have fun. Yeah. Ya, abi ne oluyor? Çok iyi değil mi ya? Dikkat. Harika değil miydi? O şey ya. Nasıl dönüyor lan öyle? Yani ben çeviremiyorum çok. Tamam mı? Kafadan kayacak değil ama kaymıyor. Kesinlikle kafadan kaymıyor. Ama korkuyorsun yani. Ben korktum oğlum arkada. Gazdayken korkuyorsun abi. Telefonumu kaybettim. Yani mümkün değil. Ya bu arabayla çok daha hızlı dönebilirim. Ağzı lütfen deneme. Ama denemeyeceğim kesinlikle çünkü hayır, çok kötü yani. Bir de şey düşündüm ben. Ulan şimdi bu adam şurada kır demese biz ne yapacağız? Hani böyle. Evet işte bir de öyle bir durum var. Hani şimdi herifsiz gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Korkma ben hatta arkada adamla bile korktum ben. Adam çok relax abi diyorum. Adam çok relax ya abi, fren yap gir falan, bir yerde arkası geldi falan böyle. Sizden arkada feleğimi şaşırdım, ne oldu arka oğlum? Daha kötü olmuştur zaten.
Ama araba çok keyifli. Pist de çok keyifli. Ben çok beğendim abi. Ama kesinlikle yani gazlamak için korkutucu bir pist. Ağzına sıçıyor var mı? Arkada şöyle adam gaz ver diyor. Hayır bence vermemeli gazı. Ben, bana diyor ki böyle flat geç veya işte gazdan çek falan. Ben onların hepsini fren yaptım. Hepsinde fren yaptım. Abi ben yarış oyununda böyle kullanmıyorum. Piste herif diyor yapıştır diyor. Abi çok evet, önemli. Assetto'da sıkıyorum da burada sıkamazsın yani. Bakman gerekiyor ya sürekli. Evet. Bu çok zor. Ama ne abi, yapıyorsunuz? Bunlar ağından tayfa gelmiş. Çıkışta görürsek ben, yanına sen bunları. Bunlar turladığı sürece ben sen bilmem bu arabaya yalnız var ya. Sürece itice gel dese bilmem ben de street ben bilmem bu arabaya. Poloyla böyle kaçta işte. Kaçta dönüyorsunuz lan siz? 10 Flug Plus'la poloyla korktum ben ya. Çok kesildi yani. Burada fren yaptırtıyor ya. Ben zaten orada bir önce fren yapmadım. Babaannem ya. He? Babaanne geldi. Abi o midem bulanır. Hızlı gidiyorsun falan dedi. O bunu iyi gidemezdi zaten burayı. Oğlum burası cidden beyin sıkıyor burası. Çok var ya. Korkunç. Ağzına sıçarım burada. Sen bir de direksiyonu düşün. Az önce patlayacağım zannettim. Kesinlikle patlıyorduk yani. Abi var ya hani şey mi hani ben bir daha oyunda da dönemem burayı ha eskisi gibi oyunda da korkarım. Aa, orada bir şey mi oldu? Yavaş giden bir dörtleri yakan bir araba var. Çok önemli iki taksi geliyor. Ağzına sıçayım ya. Abi ya. Piste bir de 24 saat yarışan adamlar var. Abi cidden. Hani. Şu an kendi bildiğim gibi gidiyorum. Kesinlikle kendi bildiğim gibi gidiyorum şu an yani. Hani
Assetto'da nasıl gidiyorsam öyle gidiyorum. Mesela burada nerede fren yapıyorduk hatırlamıyorum. Oğlum benim kaybara çantası zaten şey hani. Sen onu bizim arabada bırakacaktın. Ben onu evet ya bir yere bağlayacaktım onu. Ben tekerlerdeyim ya. Ben tekere bittim yani. Teker var ya hani... Neyse sana çok cesaret vermeyeyim. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Sanmıyorum sağsına verdi. Verdi de benim de arkama Porsche geldi. Sen de ver oğlum. Ben vereceğim şunu geçince. Saygılar sevgiler. Abi sokakta araba kullanmanın gözünün yağını yiyin pistte evet falan ya. Çıkmaz ya abi yani. Hayır pistte yani İstanbul Parkı hala çıkarım. Burası amına koyayım bir de araba benim değil. Hani vursan. Oğlum çok tehlikeli ya. Şeyi yok 12 bin euro götüne kaçacak. Hani kendi araban olmadı mı burada gazlamak zor. Yani şu Porsche'lar falan nasıl öyle sürüyor abi yani o GT4'ten 400 tane var sen ne yapıyorsun abi ya. Hafifçe frene dokun diyor. Burası beynim, hafifçe frene dokun. Burası beynim sikti benim az önce var ya. Burası çok fena burası. Burada da hafif viraja dokun diyor. Şeye frene. Burada fren yap dediğini hatırlıyorum abi bir aklıma geldi. Orada bir anda bir de söyledi. Kesinlikle atlada çıksak olurmuş. Evet. Daha sonra piste gelmekmiş. Arabayla gazla. Gidin yollarda gazlayın lan. Yolda da gazlama. Hani direkt gazlama. Bundan sonra ben bol alacağım. Bundan sonra dizel araba alırım. Keyfime bakarım. Ne gazlayacağım? Nord'a çıktım arabalardan sonra. Aynen. Nordschleife'ye çıkıp arabayla gazlama muhabbetini bırakan ilk adam falan olacağım muhtemelen. Biz beraber olacağız sen de bak. Burası zaten video çekilen burası, yerlerden değil mi? Evet, yani burası. Videosunu izleriz. Ya burada zıplıyorsun ya. Zıplarken frene basıyorlar herhalde. Patlıyorlar. Kötü bak. Alpine mi o? Yok. Aman yüzümüz mü kızardı ya? Ben şu an pistten keyif almak değil patlamadığım için seviniyorum. Yemin
ediyorum 3. tura çıkamayasım var bak, o derece sana söylüyorum. Ben fiziksel olarak zorlanıyorum yani. Benim de başım ağrıdı ama. Biz hani bir hakkı versek sonra gelsek tarzı muhabbete geçelim. Hayır şimdi mesela arabanın ne kadar neler yapabildiğini de bir tur daha tamamen anlayamadım ki yani. Evet, o da var. Hani kendi arabamla olsa hem biraz daha yavaş araba, evet, hem bildiğim araba, hem de şey sıkıntısı yok. Çarparsam kendi arabam yani. Ya 110 beygirlik Miata'nın gözünün yağını yiyeyim ben. Evet abi, kesinlikle yani düşük güçlü araba. Veya ya şey ama şimdi Notch Life olduğu için öyle diyorum. Öyle öyle tabii canım. Yani İstanbul Park'a bu arabayla çıksan hiç zorlanmadan gazlarsın yani. Bir de çok viraj var. Bir sağa vuruyorsun, kendini evet, sola vuruyorsun. Yani ben kullanırken bile rahatsız oldum biraz. Dönenleri de başlayayım. 8 dönen ver, abi, ver ama ver. Herifler 6 dönüyor. Bana 1 dakika gibi geldi bak. Hani ben o moddayım şu an. Yani şeyim yani. Hiç, hayır, 1 dakika değil de 10,5 dakika gibi de değil. Şey böyle hani roller coaster'dan inersin ya. Hayatımda ilk defa bir arabayla gazladıktan sonra yoruldum. Yüzüm yanıyorum, cidden yanıyorum, ateşim çıktı, bu içime şey vurdu. Nasıl yapıyorsunuz bunu her gün? Anlat abi bana. Abi herifler 911 ile gazlıyor ya. Şunların yanına gidelim, ben onları sorayım. Soracaksın mı? Cidden sorarım. Ben sor, yani yanına gidebilirsek. Ah, hadi sol taraf daha hızlı aksın. Abi ya, ama çok güzel. Gerçekten dedikleri kadar varmış ya. Yani ring olduğu kadar varmış. Çok güzel. Sol sıra bir ataklık yapsana şu Porsche'ye. Kazasız belasız iki turumuzu da attık. Kanka aynen. Üçüncü de böyle al, senin gözünün yansı. Şeyim hani ne bak hani roller coaster'dan böyle şey yaparsın ya ulan hadi inelim falan moduna neyse yani. Şu an o moda girdim yani. Ki hızlı araba. Gitsin artık. Aynen. Bir de araba seven adamlarız. Tabii abi fiziksel olarak zorlanıyorum cidden. Bak evet, yani yüzüm yanıyor falan yani. Çok fena şey yiyorsun ya. Ben de öyle oldum. Tekerden var ya. Babam kesinlikle gelemezmiş. Yani hiç alışık değilim tekere. Şu 911'in yanına gitsene beyaz. Dur. Hallo. Fahren Sie zurück nach Aachen. Haben Sie einen Platz in irgendwie einer Auto? Ich will nach Aachen zurückgehen, aber ich habe kein Auto. Ja, okay dann. Aha. Okay, vielen Dank. Ja. Guten Tag noch. Evet. Diğerlerine sorarız falan dedi. Sağdı ya. Sağdı baya. Arabanın sesi de güzel ha. Bu ses bizden gelmedi. Yok, bilmiyorum. Ben orada tam downshift'e bastım pedaldan. Şu RS'in sesi geldi sanırım. Uf. Bu tur daha mı yavaş gitsek ya? Ne kadar güzel bir fikir, ne kadar. Bence yavaş gidip diğer arabaların bizi geçeceğini isteyelim. Değil mi? Oğlum benim skin diyemiyordum. Böyle yani küfür etmeyen bir adamım günlük konuşma esnasında ama yani şu an düzgün konuşamıyorum. Küfür ettirir. Çünkü araba da yeterince hızlı yani. Tekerler beynim sikiyor. Nerede fren yaptı? Ben nerelerde fren? O basmıyordu ama.
koyduğunuz diferansiyelin gözünün yağını yiyeyim. Dikkatim dağıldı lan! Ananı sikiyim. Patlıyordum. Onu gördüm, patlıyordum. Burada dizel mi dönüyor? Dar kesmeyin lan. Oha, herif yan gidiyor. Adam yan gidiyor. Kim lan? Şu. Beyaz, BMW. He, ona bakamadım. Bakma bakma, sen yoluna bak. Zombiyle aynı hızla mı yürüyoruz Güneş'e? Evet. Aynı hızla da çıktı. Ya git geber, git geber. Aptal herif. Ya oğlum nasıl ya? Nasıl biz arabayla zıplıyoruz ya? Flüklarsa uçacak ama. Fren, fren. Ya yapmayacağım sandım araba var ya. O kadar da değil. Ben herif 9-11 üstünden geçecek diye tahmin ediyorum ama. Stabil frenlemiyor ha. Sağ sola atıyor kıçmış. İşte o yüzden ben de sert basamıyorum freni. Ya oğlum yemin ediyorum abi ben korkuyorum şu an bu herif izlerken. Motorcuyu değil mi? Evet. Deli abi onlar. Piste motorla çıkamazsın yani, böyle bir şey sen, yok. Sen basıyor, şerefsize bak ya. Ben 190 beygir önden çeken arabayla korkuyorum gazlarken. Herif motorla çıkıyor onu. O motor binlik falan. Direkt hayatıma devam edeceğim. Evet, aynen öyle. Hani şu an mesela trafik yok arkamızdan gelen. Şeyim o konuda. Arkadan geleni kollamak gibi bir derdim yok. Kenara çekileyim falan. Ama ona rağmen şu an yoruluyorum ve zor geliyor ya. Gel abi al şeyini. GT3'ünü diferansiyelde sıkıntı vardı. Pistten çıkma yani. Hani şey park yerinden çıkma. Aa yemin ediyorum beynim. Ben Leon'la çıkamazmışım buraya. Basmazdık. Basmadıktan sonra da bu arabanın içine evet, de para vermeyeyim yani. Evet evet. Yani sonradan fark ederdik durumu. Burada da böyle çok geç dönüyorsun içeriye. O bana bayağı garip geldi. Bastım gitsin bizim ona
sözümüz yetmez, gücümüz yetmez. Yetmez de o da basmıyor işte arabası. Bas git ya. Beni korkutma lan. Bu da Hertz'den kiraladığı arabayla girmiş. Bir aslan parçası be. Simex'le girsek herhalde patlardık yani. Bence Simex'le girsek çok zevkli olurdu. Ama evet, Simex'le bir yandan da bassan, zevkli. Bassan da gitmiyor zaten. Ben bu M2'yi geçmeye de korkuyorum yani. Ben şu an ondan korkuyorum. Bir ara geçmeye çalışacaksın diye korkuyorum. Çalışacağım zaten. Geç. Ya böyle yavaş sürerse geçeriz zaten de. Ama bazen yavaş kalkışa sürüyor. Ben tam bastığımda uzuyor gidiyor. Ben tam basıyorum. Herif şu kalkıyor çünkü. Adamda güç var. Baksana pist nasıl sıcak bir şey olmuş. Baksana M2 ayıramadı biraz çıkışını. Abi bunun tekerleri çok üstün ama. Adam garip bir çizgi izliyor. Evet. Ha, demin ben ne olduğunu anladım. Bir videoda bahsetmişti. O aşağıda düzlük var ya, karoserinin altında. Oraya tekeri değdirirsen sapıtıyormuş araba. Elektronik sistemleri olan arabalar. Diferansiyel falan sapıtıyor. Yolda Polo GT ile gazladığımızda ne zevkliydi değil mi? Evet. Evet. Ama şu anda zevkli yani. Zevkli midem canım. Bulandı ama. Evet. Yani benim fiziksel olarak sikti beni. Orası kesin yani. Burada 24 saat yarışıyoruz. Yelenmiyor. Bir de o arabalar ne giyiyorlar ha. O pilotlar. Bunun 10 katı tutuyor tabii, yani. Tabii. Neyse, Allah'tan az kaldı. Abi, yani bunu diyebileceğini inanabilir miydim? Yenge çıkıp Allah'tan az kaldı, iyi ki bitiyor diyeceğimi hiç beklemezdim. Benim de böyle onaylarcasına bir düşüncelerim var orada yani, hani cidden. Yavaş, yavaş, çok fren yapmayın. Abim sende M2 var, git artık ya. Biraz şey yapıyor. Keyifli yani, bak, M2 kovuluyoruz şu an. Evet, evet. O keyifli yani. Abi piçin frenleri bizden iyiyse bak, ben hep ondan korkuyorum. Şeyde de ondan korkuyorum. Ondan yarışırken de ondan korkuyorum. Abi geçeceğim henüz sola. Evet, tamam. Burada dikkat edin. Bu arada M2 makyajlının farları çok iyiymiş. M2 makyaj görmedik. Öyle mi? 2 ile 1 gördüm. M'de gördün mü? M görmedi. Ben hep böyle diye tahmin ediyordum. Ya bitiyor dediğimiz yerde de daha İstanbul Park'taki viraj sayısı kadar viraj var ha. Tabii tabii. Kaza var diyor. Kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Bir M1-35'i daha harcandı. Buraya da hiç hızlı dönmedik ha. Abi ben bu plajda o kadar kaza yaptım ki. Plajda zor. Yani anlatamam sana. Assetto Corsa hayatımın şeyidir yani. M3 vardı, o bize bizimle gelmiyor. Gelemedi. Ben gelmiyor anlamadım. Evet abi, düşünceleri alayım. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Bence böyle bir dünyanın daha geniş ve dolgun, rahat, ferah pistlerinde çok deneyimden sonra artık ulan hayır. O zaman da değil. Hani buraya ya bilmiyorum ya, çok güzel bir pist. Ama gazlarken korkuyorsun yani. Gazlarken korkmaman
Bence de. Gaz derken korkmayacak seviyeye gelene kadar buraya 190 beygir araba bile fazla yani. Hani şeyi sana söylemiştim ya, buraya gelmeden konuştuk. Alex Hart diye bir çocuk var, herif otobanda ESP kapayıp gazlıyor falan diye. Abi o çocuk burada 7.30 dönüyor, o herif otobanda geri geri de gider. Hani ESP'yi de kapar, 3 teker de her şeyi yapar burada 7.30 dönen adam yani. Abi ya. Yok yani keyifli ama. Keyifli keyifli. Kesinlikle bir kere yani araba şey yapmıyor. Üzmüyor. Evet. Çeviriyorsun dönüyor abi. Yani tekerin ağzına sıçıyorsun şey belki değil. De ama. Ben makyajsız GTA'ya böyle kafadan kayıyor ediyor bilmem ne diyorlardı. Pist içinde ama bu araba çok güzel. Yani abi yani ki ESP kapı açık gazladık. Evet. Yani bir de kapatsan daha bile iyi gider. Birazcık kafadan açı açı gidersin ama şey cidden hani Volkswagen mühendislerini tebrik ediyorum. Ben bu tekerin markasını modelini alacağım. Benzincide bakalım. Cidden hani hayatımda ilk defa kendi sürdüğüm arabada midem bulandı. Farlar da ateş ediyor ha. Farlar çok iyi. Eleman genç bir şeymiş. İyi, iyi para kazanıyor. Yani. Ha, bak, hayırlı olsun, güle güle kullansın yani. Ormanda sürün arabanızı keyifli keyifli böyle abi, ormana Ive'den, ormana Ive'den pist yapmayın. Ama pistte beni dan yani. Pist beni sikti gerçekten sikti yani. Caddede gazlamanın gözünü seveyim yani. Bir de buranın şeyi bir derdi de şey işte eğim farkı çok fazla ya. Evet evet. O hiçbir zaman onu Assetto'da falan hissedemiyormuşuz yani. Ben şeye şaşırmıştım. Burası dümdüz bir pist olsa bu kadar yormayabilir mesela. Ve hani hep derler ya Nordschleife'ye çok çukurlu şeyli pist, çok oynak pist. Yani ben hep şey diye düşünüyorum. Hani viraja bir böyle giriyorsun böyle giriyorsun. Yok yol düz giderken de böyle böyle. İlk ya, ilk şurada gazladın araba şey yapmıyordu hani böyle düz yolda gidiyormuş gibi gitmiyordu. Evet. Ama cidden. GTS mi lan o? Bilemedim kendi mi yapmış? Kendi yapmış. Zaten onun arka farları GTS'in özellikle. GTS'in arka farları şey.